İyi günler sevgili izleyiciler. Saat 10. Bugün de birlikteyiz. Yarın yokum ama biliyorsunuz. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye hakaret ettiğim gerekçesiyle gülerek söylüyorum. Çünkü hani bana deseler yargı, savcılar, ya Can Ataklı be sana bir Cumhurbaşkanı'na hakaretten dava açacağız. Valla çok daha mantıklı bir şey sunardım onlara. Ya bak şu konuşmamda bunu hakaret dersin. Ama dava açtıkları konu akıl alır gibi değil. Yani zaten belli akıl alır gibi olmadı. Çünkü tek sayfalık iddianame. Bu sabah da yine çok değerli bir hukukçuya sordum. Dedim yani bir sayfalık iddianame, onlar da dediler. Yani hayır görmedik. Kahvemden bir yudum alayım. Ey Allah'ım yarabbim. Hayır benim üzüntüm şey, yarın gelemeyeceğiz. Çünkü 10.40 diye duruşma saati vermişler. Ama ben çok iyi biliyorum. Ya o 1'e 2'ye sarkar çünkü öyle oluyor. Da rica ettik yani şey olabilir mi? Yani yayın var 12'ye doğru çıkıyorum. Hani adli açınca öğleden sonra gelelim. Yok Cumhurbaşkanlığı'nın adamları da geleceği için yani onlara da olamazmış falan diye. Böyle bir yani bugün beraber, onun için dedim yani bugün de beraberiz. Yarın yokum haberiniz şimdiden olsun diye program sonunda da zaten söylüyorum. Şimdi ne var? Bir geceden kalan müthiş bir olay var bir kere. Uzun süredir rastlamadığımız türde bir olay. Futbolda da pek rastlamadığımız bir olay. Başakşehir, Paris Saint Germain maçında daha 14. dakikada. Bir tatsız bir olay yaşanıyor. Dördüncü hakem denilen, yani üç hakem var ya, orta hakem, iki yan hakem, bir de dördüncü hakem var sağ dışı. İşte o Başakşehir'in antrenör yardımcısı mı? Değil mi? Vebo. Onu hakeme şikayet ediyor. Yani diyor ki bu şey, o da atılmalı bu diyor. Yani nasılsa, şimdi göstereceğim bazı şeyleri. Ve orta hakem de geliyor, bakıyor, kırmızı kart çıkarıyor. Fakat müthiş bir tartışma çıkıyor. Çünkü Romen dördüncü hakem, genelde zaten ekip olarak Romen'dir, öyle zannediyorum, bakarım şimdi. Romen hakemin, dördüncü hakemin Vebo'ya Negro diye hitap ettiği, yani orta hakeme, orta hakem diyor ki hangisi? O da diyor ki şuradaki Negro. Negro biliyorsunuz zenci anlamına geliyor, yani bizim dilimizde. Fakat hani uluslararası alanda, başta Amerika olmak üzere, rengi siyah olanlara Negro ya da Negro diye hitap etmek en büyük hakaret ve ırkçılığa giriyor. Bu artık dünyanın her yerinde uygulanan bir yöntem. Hatta black sözünü bile kabul etmiyorlar. Yani black mi, niye ben derken white diyor musun diyor. Ama ırkçılığa giriyor ve Başakşehir sahadan çekildi. Şimdi bir takımın sahadan çekilmesi aleyhine bir durum. Hükmen yenik sayılır. Fakat ben bilmiyorum. Daha önce oldum ama en azından bir Türk takımıyla ilgili içeride ya da dışarıdaki maçta ilk defa UEFA dedi ki çok haklısınız çekilmekle. Maçı bu akşam tekrarlıyorlar kaldığı yerden 14. dakika. Şimdi bir iki görüntümüz olacak. Hazırsa arkadaşlar hazır değil mi? Şimdi bir kavga, yani kavga dediğim şeyin anı, Vebo'nun itiraz anı var. Bir de onun adına Dembaba galiba değil mi öbür arkadaşlar? O soruyor niçin Negro diyorsun diye. Şimdi önce bir o ilk anı, yani kırmızı kart görüldü şu anı bir izleyelim. C'est chaud, c'est toujours très chaud et c'est carton rouge pour. Alors il y a un problème, il y a un adjoint d'Okanburu qui estime qu'il a été insulté par le quatrième arbitre avec le terme de négro, c'est ce qu'on entend oui. Mohamed. C'est ça, oui, l'un des adjoints du staff de Başakşehir qui dit que le quatrième arbitre lui a dit négro. Voilà. Il est exclu hein, par l'arbitre Ovidiu Ategan. Le quatrième arbitre, c'est un arbitre roumain, Sébastien Coltescu. Alors ce serait évidemment gravissime si un quatrième arbitre se permettait ce genre de choses. Alors, c'est vrai que l'adjoint du coach de Başakşehir, M. Buruk. Evet, Vebo ısrarla bana niçin zenci dedin, negro dedin diye
Ve onun üzerine Başakşehir çekiliyor. Bu arada bir de Dembaba mıydı arkadaşlar? Yani o da şimdi ben ne diyeceğim? O da siyah oyuncu. Eski Beşiktaşlı. Onun hakemle olan tartışması var. Bir de onu izleyelim. You never say this white guy. You say this guy. So why when you mention a black, listen to me. Why when you mention a black guy, you have to say this black guy. Say, but see, Romanian language. Evet, bu görüntüleri dedi. Burada evet, yani bu ilk defa gördüğümüz bir olay. Benim en azından hatırladığım, sahadan çekilen bir takımın haklısınız dendiğini hatırlamıyorum. Yani yoktur diyemem şu anda. Ama Başakşehir'i aldığı karar nedeniyle de kutlamak isterim. Çünkü böyle bir olayda hakem kararından dönmediği için diyorlar ki o zaman biz maça çıkmıyoruz. Riske giriyorlar. Ciddi bir risk ama UEFA bunun ırkçı bir söylem olduğunu kabul ediyor ve maçın bu akşam tekrarlanmasına karar veriyor ki bu çok önemli bir gelişmedir. Buradan ders çıkaracağız şimdi. Gelelim mesajcı bölümüne. Yani çok dikkat etmek lazım. İki konu çok önemli artık dünyada. Biri bu ırkçılık, öbürü de taciz, tecavüz. Yani özellikle Amerika'da falan çok bu iş artık şey olmuş. Diyelim asansöre bindiniz. Asansörde bir kadın var. Çok genç, güzel, harika, manken gibi olmasına falan gerek yok yani. Siz de ona dediniz ki bugün ne kadar hoşsunuz, yandınız. Eğer kadın gidip şikayetçi olursa anında hiçbir şey yok. Yani ırkçılık konusunda, yani negrosun, vay hakaret tamiz bir şekilde, vay şu Müslüman, efendim ulan bu Budist falan gibi ifade olarak da küçümseyici ya da alay ederek ya da hakaret olacak biçimdeki her söylem ayrımcılık, ırkçılıktan ceza görüyor dünyanın medeni ülkelerinde. Tabii bu nereden kaynaklandı? Özellikle Amerika'da niye çok? Çünkü Amerika bir uluslar topluluğu. Dünyanın her yerinden insan var. Her inançtan insan var. Tabii böyle olunca bu dengeyi korumak zorundalar. İşte bu dengeyi Batı toplumları laiklikle koruyor. Hani bizde böyle tukaka etmeye kalkıyor. Laiklik değil. İşte laiklikle Amerika'daki, İngiltere'deki, Fransa'daki, Avrupa ülkelerindeki, daha doğrusu medeni olan ülkelerde laiklikle Müslümanı da, Hristiyanı da, Yahudi'yi de, ateisti de, efendim Hindu'yu da, Şinto'yu da, Brahman'ı da, hepsini aynı eşit davranıyor ve Amerikan başkanları öyle söylerler. Benim dinim yok. Çünkü ben hem Müslümanım, hem Hristiyanım, hem Yahudiyim, hem Budistim, hem Konfüçyüs, hem efendim şu... Böyle anladık. Çünkü birinden birini şey yapmaya kalkarsa, kayırmaya kalkarsa diğer bütün herkesle... Tabii bu tarihten bu yana göre. Yani mesela aynı konu, bu hukuk kavramı nereden çıkmış? Bir anlamda adı söylenmese bile laiklik kavramının ilk çıktığı yerler, tarihsel olarak baktığımız zaman bir hukuk oluşması, laik hukukun oluşması, adı laik olmasa da ta şeylere gidiyor. Kudüs. Yani niye? Çünkü Kudüs dediğimiz kent aslında bütün dinlerin kutsal yerlerinden biri. Yani İslamiyet'in de kutsal yeri, Hristiyanlığın da, Yahudiliğin de. Şimdi bu toplumlar buradayken nasıl yönetilecek, nasıl düzeni kuracaksınız? İşte bu. Onun için bu ırkçılık söylemi aslında laikliğin ne kadar önemli olduğunun da bir göstergesi. Herkese eşit davranabilme, birinin üstüne çıkmama, inançlarla oynamama. Hani şimdi bu din polis neydi, din subayı falan dün biraz anlattım. Şimdi ona tabii öfke yapıyorlar. Vay efendim niye karşı çıkıyorsun? Ben de mesela karşı çıkıyorum. Çünkü Türkiye'deki din subaylığı medeni ülkelerdeki gibi bütün dinlerin ordu içinde kendi inançlarına göre yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlayacak bir unsur. Ha. Ama şunu yapamıyorsun. Mesela Amerikan ordusunda, yani ben efendim işte Budistim, onun için böyle davranacağım, onu diyemiyorsunuz. Ben Müslümanım, bunun gereği, ama mesela namaz kılan askere karışmıyor. Ama ben cuma namazı kılacağım, talime çıkmıyorum ya da savaşa, öyle bir şey yok. İşte onu düzenlemek için o din subayları var. Hristiyanlığın ne kadar yüce bir din olduğunu anlatıp onları bir tür gaza getirme değil. Ama Türkiye'deki din subayı belli ki, İşte Türk askeri Müslümandır, fetihler, gaz, cihatlar, şunlar bunlar, iş oraya gider. Yanlış bir uygulama. Gerek yok.
Çünkü şeyde imamlar var. Ortada imamlar, cami var. Ya yani mesela aslında olmaması gerekiyor biliyor musunuz? Ya yani dinen kışla da cami olmaması gerekiyor. Ancak bir mescit yaparsınız. Hani namaz kılmak isteyen gider cami yapıyor adam. Olmaz. Neden olmaz? Çok basit. Çünkü İslam inancına göre ve kurallarına göre herkesin ulaşamadığı yere cami yapamazsınız. Camiye herkes ulaşmak durumunda. Onun için mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içinde de cami var. Olmaz. Halka açık değil çünkü kapıda durduruyor. Ancak bir milletvekilinin davetiyle girebilirsin. O zaman ben oraya özgürce giremiyorsam, işte hani özgürlük falan diyorlar ya hani İslamiyet. İşte bu. Ama adam gidiyor kışlanın içine, üniversite şey yapıyor. Cami yapıyor. Peki ben vatandaş olarak kışta abi bir namazımı kılacağım, çıkacağım diyebiliyor muyum? Hayır. Ha bunlar tabii katı kurallar değil ama hani uymuyor. Onun için hani yapılıyor bunlar var. Zaten işte dediğim gibi orduda imamı da var, hacısı, hocası hepsi var. Din subayı. O laik ve çok uluslu devletler için gerekli olan bir şey. Amerikan ordusu çok uluslu. Çinli askeri de var, Japon askeri de var. Efendim Kenyalı askeri de var, Türk de var. İngiliz de var, Fransız da var. Her yerden gelmiş. Çünkü Amerika göçmenler ülkesi. Amerika'nın yerlileri Kızılderililer. İnkalar, Mayalar daha aşağısı. Onlar bizle alakası yok. Amerika Birleşik Devletleri ise dünyanın her yerinden göçlerle oluşan bir devlet. Hakiki göç ama yani çağırıyorlar zaten. Gelin yeni topraklar falan. O zaman orada tabii ki bir din subayı olması gerekiyor. Ama o din subayı bakarsınız Amerikan ordusundaki bütün din subayları Hristiyan mı acaba? Müslüman din subayı yok mu? Vardır. Ama onun amacı İslamiyet'i yaymak, onun amacı Yahudiliği yaymak, efendim onun amacı bir şeyi yaymak, Hristiyanlığı yaymak falan değil. Neyse. Konumuz bu. Gelelim önemli diğer konu. Evet, geliyoruz şimdi tabii korona. Şimdi burada bir şey var. Hani buradan laiklik falan dedik. Şimdi bu iktidarın tabii biliyorsunuz yani dini inanışlara göre ülkeyi yönetmek istiyor. Yani bir tür Arabistan çöllerindeki Bedevi kabilesi nin çadırından yönetir gibi yönetmek istiyorlar. Her şey bize bağlı, biz isteriz, onu yaparız, şunu yaparız falan filan. Tamam, çok güzel. Şimdi bir dine uygun bir şekilde bir şeyler yapmak istiyorlar. Nasıl yapıyorlar mesela? Koronayla içkiyi yan yana getirdiler. Yani içki içmezsen sanki korona olmayacakmışsın gibi mi? Aa, bu sabuk bir mantık. Ne yapıyorlar? Diyorlar ki belirli saat içki satışı yasak. Yani bu kural oluyor. İçişleri Bakanı SS Bey kural koyuyor. Diyor ki İçki satamazsın. Neden? Nedeni yok abi. Ben adım adım yani işte korona yasağında koymam. Ondan sonra koymam. Yarın öbür gün gelecek akşam içki yasağı. Gündüz istediğini yap. Derken daralacak filan. Onu yapıyorlar. Adım 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 bitiriyorlar ülkeyi. Şimdi bir haberimiz var alkol yasağı diye. Onu bir izleyelim. Korona ile ilgili. Dinde talimat var. Ama... Anladınız mı? Sadece kuru yemiş satıyor olsanız, alkol ruhsatınız olmasa, bakkal olsanız amenna tamam. 10 ile 17 arasında açık olacaksınız. Tekel satan küçük esnaflarımız şu anda mağdur durumdadır. İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasaklarında saat 10 ile 17 arasında market ve bakkalların açık olacağını duyurdu. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre kuru yemişçi esnafımız kısıtlamanın olduğu gün yani cumartesi ve pazar günü saat 10 ile 17 arasında faaliyet gösterecektir diye genelge yayınlanmıştır. Bu genelgede tekel satan ayrımı genelgenin içeriğinde yoktur. Genelgede içki satış ruhsatına sahip market, bakkal ve tekel bayileri için bir şey belirtilmedi. Ancak polis ekipleri içki satışı da yapan esnafın kapısına dayandı. İlla bir şey bulacak. Cumhurbaşkanı dedi ki perakende bakkallar açıktır. Ben ona istinaden açtım. Saat 5'e kadar da eve gitmem gerekiyor. Tamam mı? Öyle bir şey yok genelgede. Genelgeni göster abi bana. Getir resmi genelgeyi göster. Aminna diyeceğim. Pandemi nedeniyle iş yapamayan esnafa bir de para cezası kesildi. Alkol satan işletmeler hafta sonu kapanacak şeklinde talimat var. Ama... Anladınız mı? Sadece kuru yemiş satıyor olsanız, alkol ruhsatınız olmasa, bakkal olsanız amenna tamam. 10 ile 17 arasında açık olacaksınız. Fakat tekel bayi olduğunuz için, alkol sattığınız için talimatlar böyle işletmelere musamaha gösteremeyecek, kapatacaklar. Talimatı kimin verdiği aslında bilinmiyor. Ancak
tekel bayileri tek tek ceza kesilirken o sırada açık büyük marketlerde vitrinlere alkol satışının yasaklandığı yazıldı. Vitrin ve kapılarına asılan bir duyuruyla alkol satışı onlar yapılmayacağı bildiriliyordu. Onlara diyecek bir şeyimiz yok. Şu ruhsatı aldık oğlum, ruhsatta bakkal olduğuna dair gösterelim. Geçen hafta pazar günü birdenbire başlatılan bu yasak bu haftadan itibaren cumartesi ve pazar olmak üzere iki güne çıkarıldı. Yani iktidar insanların evlerinde de içki içmesine müdahale etmeye başlamıştı. Peki esnaf neden mağdur ediliyor? Alkol satışı neden engelleniyor? Alkolün koronavirüs yayılmasını arttırdığına dair herhangi bir bilimsel çalışma bulunmuyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, AKP virüsü yaşam tarzına müdahalenin fırsatı olarak görüyor dedi. Konuyu gündeme getiren Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ise yasağın bir hak ihlali olduğunu söyledi. İnsanların içki içme özgürlüğü ve hakkı da vardır. Size ne? Bırakın palavrayı ya, özel hayatlarımıza müdahale ettiler filan. Siz geldiğiniz, bir de bunu açıkça yapmıyorsunuz. Pandemi, başka gerekçeler, saat 10'a çektiniz zaten. İşte yılbaşı vesaire bilmem ne yani. Bunu o kadar sinsi, o kadar ikiyüzlü bir biçimde yapılıyor ki bu. İnsanların anayasal haklarına müdahale ediyorsunuz. Bir de inkar ediyorsunuz. Bunlar... Evet, böyle böyle yapacaklar. Yani ülkeyi böyle adım 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 zaten yani pek çok şey bitti. Yani bizim cumhuriyet ilkelerimiz, devrimlerimiz, yaşam biçimimiz falan böyle tıkır 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 geliyor. Niye? Ve herkes uyuyunca böyle olur tabii. Ya dur bir dakika, dur bir dakika. Bakın geçmişe dönünce hep böyle ya dur hallederiz, dur hallederiz. Bitiyorsun abi. Sarı öküz. Vere. Ha şimdi elinde öküz möküz değil, bir tane buzağı bile kalmadı. Hadi canım. Efendim gelelim. Şimdi şu bazı konuları söylemek istiyorum. Ben bir korkusu alayım bir vaktimize de bakarak. Evet. Şimdi... Korkusu manşeti çok hoşuma gitti de onun için yani bize nasıl kazık atıyorlar. Diyor ki özel şirketlerin masrafı da vatandaşa yazılacak diyor. Elektrik şirketlerinin temsil, ağırlama, seyahat, noter ve ilan gibi tüketiciyi ilgilendirmeyen birçok gideri vatandaşın elektrik faturalarına yansıyor. Neyle nasıl giriyormuş ona bakıyorum şimdi. Faturasını ödemekte zorlanan dar gelirliye bir masraf daha çıktı. Resmi gazeteye göre elektrik dağıtım ve tedarik şirketlerinin temsil, ağırlama, seyahat gibi keyfi giderleri 5 yıl daha elektrik faturalarına eklenecek. Onlar da giriyor. Burada ne diyor? Bir şeye giriyor. Ay efendim diyeceksin ki ne kadar giriyor? Ya 3 kuruş, 4 kuruş, 5 kuruş önemli değil. Önemli olan onun da masrafının yani kendi yaptıkları tanıtmak için, ağırlamak için yaptıkları masrafında bize geçmesi. Böyle bir şey yapmışlar gayet de güzel olmuş. Ya benim şeyimi yok ediyorlar be kardeşim. Hani bu burada bırakmamam lazım. Bir yere koyuluyor kalmadı. Neyse. Şimdi geleyim. Bugün yazılardan biraz söz etmek istiyorum. Çünkü hepsi şey yani zamanını kullanma. Şimdi bir tane şey şu. O mecliste niye oturuyorsunuz diye yazdım. Dün bir bölümünü anlatmıştım. Hani ya bu muhalefet eylem konusunda çok zayıf. Yani ciddi ses getirecek eylem yapmıyor. Ne oluyor? Demeç muhalefeti yapıyorlar. Abi çok mesela şu anda en çok duyduğum söz. Abi Kemal Kılıçdaroğlu'nu seyrettin mi? Evet biliyorum. Çok. Bak ilk defa müthiş konuştu. Ya aksi yok ki. Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu daha önce konuşmaları da öyle kötü falan değil ki. Ama etkisiz kalıyor. Siz sade lafla söylediğiniz zaman karşınızda sizin laflarınızı alıp eğip büküp laak diye suratınıza çarpan bir adam var. Yani baş etmeniz mümkün değil lafla. Çünkü neden? O işi daha iyi biliyor. Üstelik gücü elinde tuttuğu için bir şey yapamıyorsun. Mesela her türlü hakareti yapıyor. Neler söylemiyor? Şerefsiz diyor, tıynetsiz diyor, meymenetsiz diyor, cibilliyetsiz diyor. Bakın bu kelimeleri hepsini bu ülkeyi yöneten bir numaralı şahıs kullanıyor. Sonra dönüyor diyor ki her gün hakarete uğruyorum diyor. Ve bunu bir kişi bile demiyor ki ya arkadaş en çok hakareti sen ediyorsun. Ne oluyor? Ondan sonra biz buradan bunları bir tekrar açın davayı. Şu anda 15 binin üzerinde insan... Vatandaş sıradan yani efendim Twitter'da bir şey yazmış, Facebook'ta bir şey paylaşmış. Haklarında davalar açılmış, garipler sürünüyor. Neden? Bakın bir şey söyleyeceğim. Hani ben burada endişeliyim tabii yarından. O ayrı. Ama hani bir şeyimiz var. Her şeye rağmen işte her gün yayın yapmaktan kaynaklanan, ne bileyim 45 yılını bu mesleğe harcamış olmaktan kaynaklanan bir hani özgüven var. Diyorsun ki ya ben bunu ama düşünsenize. Ne bileyim yani Bitlis'in bilmem ne köyündeki kahvede çıraklık yapan bir çocuk
19 yaşında, 18 yaşında şak açmışlar şeyi Cumhurbaşkanı'na hakaret. Neden? O da Facebook'ta vay bilmem ne demiş. Açıyorlar Cumhurbaşkanı'na hakaret. Şimdi o adamın ailesinin, çevresinin ve o bulunduğu küçücük köyün psikolojisini düşünün. Lan bizim köydeki bu çaycı çırağını bile bulup şey yapıyor. Üf! Aman bunlara ses çıkmaz. Ve herkes boyun eğiyor. Oraya gidiyor. Ve ben de diyorum ki muhalefet. Tabii muhalefet deyince bir sürü şey oluyor. Ya nedir bu CHP? Kardeşim CHP ana muhalefet. Ben muhalefet diyorum. Muhalefetin tamamı. Tabii CHP burada itici güç olmak durumunda. Sürükleyecek. Meral Akşener'i de sürükleyecek. Saadet Partisi'ni Temel Karamollaoğlu'nu da sürükleyecek. Efendim mecliste grubu olmasa bile temsilcisi olan bütün partileri de sürükleyecek. Ortak bir. Nedir dedim işte dün. Mesela işte Akdeniz'de bir şey oluyor. Milli Savunma Bakanı bir şey diyor. O yok efendim deniz kuvvetleri gitmişti uçakla. Abi diyorum ki ya al eğer Meral Akşener, efendim Kılıçdaroğlu al bir muhalefet lideri daha. Üç, ikişer tane de milletvekili ya da işte temsil önemli hani yönetici. Gidin direkt telefon edeceksin. Diyeceksin ki Deniz Kuvvetleri Komutanı bugün ziyarete gelmek istiyoruz. Ne diyecek? Gelmiyor. Daha güzel. Hop çık kapının önünde basın toplantısı yap. Türkiye Cumhuriyeti'nin efendim meclisin muhalefet partileri olarak Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı ziyaret etmek istedik. Bazı endişelerimizi aktarmak ve bilgi talep etmek ilgili. Ama lütfedip vermedi bile diye kıyameti kopar. Bak ne oluyor o zaman? Git Milli Savunma Bakanı'na. Git meclis başkanına. Bir şey yap. Diyorum ya hakaret ediyor. Cibilliyetsiz dediniz de Türkiye'nin 81 ilinde efendim 400 kasabasında ve şöyle aç davayı. 10 binlerce dava açsın. Partine böyle bir şey söyledim. Bir eylem. Bir ses getir. Şimdi dünkü olaya gelelim. Yıllardır yazdığım bir konu. Ben anlayamıyorum muhalefetin bu akılsızlığını diyeceğim bana göre tabii. Ya 10 yıldır benim hatırladığım 2010 referandum falan bitip de Tayyip Erdoğan aslında 2010 referandumuyla tek adamlığını ilan etmişti. O zaman tabii cemaatin muazzam bir desteği vardı. Pis işlerde kullanıyordu onları. Ama onun desteğiyle de oldu. Ne dedi Fethullah Gülen? Ölüleri keşke kaldırabilsek dedi. Kaldırdılar. Ölüler bile oy kullandı yani. Ve referandumda o yetmez ama evet diyen dangalak eski solcuların da katkısıyla yetmez ama evet, yetmez ama evet. Al yetti mi şimdi? Hepsi paçavra oldu. Hepsi. Çok da güzel oldu ha. Buruşturdular, atıverdiler. Ağızlarını açamıyorlar korkudan. Hadi çık. Çıkamaz. Duralım. Evet. Bütçe görüşmeleri. 10 yıldır bakın en az benim hatırladığım 2010'dan beri. Ondan öncesinde flu kafamda. Tayyip Erdoğan başbakan olarak son 3 yıldır da cumhurbaşkanı olarak hiçbir bütçe görüşmesine katılmadı. Gelip bütçesini sunmadı. Eleştirileri dinlemedi. Eleştirileri cevap. Bu Türkiye'deki çok partili hayatımızda hiç olmadı. Menderes okurdu bütçeyi. İnönü okurdu. Daha sonra ne bileyim Demirel okudu. Ecevit okudu. Ne bileyim Turgut Özal ki hani en böyle lagar davranan parlamento falan ya anayasa bir kere denilmekte falan diyen adam her bütçesini gelir kendi okur. Ondan sonra mecliste oturur. Muhalefet liderleri çıkarlar bütçeyi eleştirirler. Bekler not alır. Ondan sonra çıkar kürsüde. Çok renkli olurdu. Bir kere toplum da onunla beraber heyecanlanırdı. Bütçe çok önemli. Çünkü meclisin en önemli olaylarından biri. Ben de diyorum ki arkadaş 10 yıldır bunu yazıyorum. Belki 8 yıldayım. İlk 2 yıl uyanmadık. Ama 7-8 yıldır her bütçe döneminde ben bunu yazıyorum ve anlatıyorum. Ya girmeyin şu toplantıya. Diyeceksin ki arkadaş bütçenin sahibi gelsin okusun. Ben eleştiriyorum havaya geliyor bana işte damat cevap veriyor. Ne oldu damat? Bak hala yok. Tam bir ay oldu. Bakın bugün 9 Aralık. 9 Kasım günü. Bu arkadaş yok oldu. Bir aydır yok ortada. Ben dedim ki İngiltere'ye iltica edecek galiba. Öyle deniyor. Cevap vermediler. Şu anda bilmiyoruz. Son gelen bilgi bana aileyi falan tanıyanların ama ne derece doğru onu da bilemiyorum. Ev hapsinde diyorlar. Bakın düşünebiliyor musunuz? Türkiye'nin kaderinin ve cüzdanının temsil edildiği bir adam Tayyip Erdoğan tarafından ev hapsinde tutuluyor. Sokağa çıkamıyor. Hiçbir şekilde yerini belli edemiyor. Yoklar, buhar oldular.
Yani bir anlamda yedi kule zindanlarına atılmış gibi. Ha bir tek boğazına kement takılmayacak herhalde. O da çağ değişti de ondan olmuyor. Yoksa belli ki çoktan boğazına takmışlardı. Çünkü mantık o mantık aslında. Ya adam yok bakın bir ay. Ve bunu yandaş yalaka tetikçi takım. Bana küfredenler filan hiç umursamıyorlar. Ya arkadaş sorsana bir sağlığını sor ya. Belki adam yattı, belki şu anda ameliyatta, belki serumlar bağlı, belki komada. Adam dedi ki ben sağlıktan dolayı gittim. Bak yok. Ayıp be. Utanır biraz insan ama gazeteciyiz diye ortaya çıkan şaklabanlar işte bunu söylemiyorlar. Adamın derdi ben. Bu adam niye ekrana çıkıyor hala? Bunu çıkartmamak lazım. Yok kadınlara bilmem ne dedi. Tacizi savundu gibi ipe sapa gelmez. Aptal saptal şeylerle hala. Ama diyorum işte bittiği gün bu iktidar ki bitecek. Çok merak ediyorum. Sırf onları seyretmek istiyorum. Nasıl böyle şey gibi olacaklar böyle. Aman abicim Allah bayağı biliyorsun işte 3 kuruş falan neyse. Onun için bu yazımı doğru anlattım. Kardeşim bütçe. Şimdi bir görüntü izletmek istiyorum. Bakın neydi o arkadaşlar? Bir dakika. Hani bazen şu meclisten terk. Şimdi bakın bir görüntüyü izleyelim. Yani ya da haber bir görelim. Ondan sonra tekrar devam edeceğim buna. Değerli arkadaşlar, evet bir tane kağıt istiyoruz. Ben bir oylamayacağım ya. Bekle bir dakika bekle. Sunumumuzu yapalım biz oylamaya yapmayalım. Yok sunumu ben yüzlerine yapmak istiyorum ya. Ya var yüzlerine oradan başladılar zaten. Evet. Evet, şimdi bakın bu dün Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden görüntüler. Ben bu Korkusuz'daki yazıyı yazdığımdan sonra olmuş herhalde. Benim CHP'ye ve diğer muhalif partilere önerdiğim, kardeşim terk edin meclisi, yani eylemi yapın dediğimi AKP'liler yapmışlar. Neden? Çünkü Mansur Yavaş dün, hatırlayacaksınız hani 11'de, meclis grubu başlayacak, orada açıklamalar yapacak dedim. Tabii onu canlı veririz diye düşündüm ama meğer basın toplantısı değilmiş, uzunmuş. Zaten Mansur Yavaş yolsuzlukları açıklamaya başlayıp da eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı, evlere şenlik bir adamdır biliyorsunuz. Onun yolsuzlukları deyince AKP'liler topluca kalkıp tahrik ediyorlar. Yapamazsın bunu diye. Şimdi bakın, herkesin bildiği yolsuzluklar. Yani artık bunun işte iler tutar tarafı yok ya. Yani senelerdir konuşuyoruz. Zaten şey bile o demokrasinin kılıcı gibi başında durmuyor muydu Melik Gökçe'nin? Tayyip Erdoğan'a gidip yalvar yakar beni bir dönem daha yap filan yaptı. Son şeyde dönemde yapmadı. Arada görevden alıverdi. Mesela onun hesabı sorulmadı. Bu AKP'liler terk ediyorlar ve hiç utanmıyorlar. Demiyorlar ki ya zaten bu adam yolsuzluk nedeniyle, efendim cemaatçılık nedeniyle sayın şefimiz tarafından, liderimiz tarafından görevden unutuldu. Ya Melik Gökçek seçim falan kaybetmedi kardeşim. Melik Gökçek'i bizzat AKP'nin genel başkanı usulsüzlük, yolsuzluk yaptığı ve cemaatçi olduğu için attı, kulağından tuttuğu gibi kapının önüne koydu. Ama ona rağmen AKP'liler onu savunuyorlar ve meclisi terk ediyor. Bu eylem yapıyorlar. Peki kardeşim muhalefet niye benzerini yapmıyor? Burada zorlayıcı olmak lazım. Bakın size örneği de verdim. Belediye başkanı seçildiği zaman Tayyip Erdoğan İstanbul'da azınlıktaydı. Yani bugün Mansur Yavaş ve İmamoğlu'nun durumundan daha kötü durumdaydı. Ya bugün iyi kötü denge yakın bir şey var. Ankara'da da İstanbul'da da AKP birkaç üyeyle geçiyor. Yani 100 üyelik bir baskınlıkları yok yani. 3-4 tane ama geçiyor. MHP'de var çünkü içinde. Onlar her yerde destek. Ama abi bizim veli nimet AKP MHP için.
AKP desteğini bir çeksin, MHP püf uçtu gitti, bitti. Her neyse. Orada anlattığımda dedim ki bakın Mesut Yılmaz'ı mesela sonra dün bir dostum, eski ANAP'lı başkanlardan biri, ilçe başkanlarından İstanbul'da. Dedim ki ya hatırlamıyor musun dedi. Mesut Yılmaz şeyi söyledi. Ya arkadaş seçim kazanmış birinin önünü yani böyle her top. Çünkü ilk başta birkaç direniş olmuş. Biz buna yapmayız. Sonra diyor ki yani olur mu ya diyor. Yani demokratik bir ülkeysek. Bakın mantık oydu. Mesut Yılmaz'ın refahla hiçbir alakası yoktu. Ama ne diyor? Diyor ki ya seçim kazanmışlar artık yani burada biz bu zorlama olur diyor. Yani böyle her şeyde ve onun üzerine işte ANAP grubu ki en güçlü gruptu sessiz kalmaya başladı. Hay benim sessiz kalmasaydı falan ya geç abi ya 30 sene önceyi konuşuyoruz. Ama bakın o genel başkan o zaman belediye başkanı bugün Türkiye'nin başında cumhurbaşkanı o gün ona gösterilen demokratik anlayışı hukuka bağlılığı bugün anlamıyor bile. Aynı şekilde 2002'de de Tayyip Erdoğan yasaklıydı. Partinin başkanı olabiliyor ama milletvekili seçilemiyordu. Ama ne dedi o günün tek giren partisi CHP? İki parti girmişti ve genel başkanı. Dedi ki bu demokratik kurallara aykırı. Şimdi mesela o konuda çok eleştiri var. Niye Baykal bunu yaptı? Ya yapsa da yapmasa da Tayyip Erdoğan bir şekilde şey olacaktı zaten. Ha eğer bir parti daha meclise girip de AKP tek başına iktidar olmasa bugün Tayyip Erdoğan olmuyor olabilirdi. Neden? Çünkü o zaman iktidarda da olmayan bir partinin dışarıdaki genel başkanı. Kimse takmaz o zaman. Ama tek başına iktidarsın. Üstelik de anayasa değiştirecek kadar güçlü gelmişsin. Genel başkanı dışarıda. Baykal ne dedi? Ya kardeşim dedi bu demokrasiye uymaz. Şimdi mesela diyor yok efendim ona cumhurbaşkanlığı sözü verdi de o da bunu yaptı da falan. Ben bunların hiçbirine inanmam. Bunlar spekülasyon. O günün şartlarında doğru bir hareketti o. %34 oy almış. Az oy değil. Bir, iki, o günkü sistem gereği tek başına iktidar olmuş. Sen diyorsun ki genel başkanı yasaklı. Tamam onu affettim. Yani sonuçta anayasa değişikliği yapıldı hemen. Yani Tayyip Erdoğan'a daima rakip olarak gördüğü herkes, düşman olarak, efendim hain diye gördüğü herkes bugüne kadar demokratik bir anlayış gösterdi ve Tayyip Erdoğan'ın önünü açtı. Şimdi kendisi burada herkesin önünü tıkama. Çünkü niye? Kafada demokrasi fikri yok. Özgürlük, özgürlük de nedir ya? Özgürlük, tebasın sen, kölesin bana. Mantık o. Öyle olunca da tabii ne demokrasi kalıyor, ne hukuk kalıyor, ne bağımsızlık kalıyor, ne insan hakları kalıyor, bir şey kalmıyor. Hani söylem olarak var. Yani efendim şu, nerede diyorum ben? Efendim Tayyip Erdoğan'ın söylediğini aynen sen de uyuyorsan demokrasiye uyuyorsun demektir. Yani demokrasi eşittir cumhurbaşkanlığı. O ne söylerse ona uymak. O ne derse onu yapmak. O ne karar verdiyse uymak demokrasi oluyor. Hukuk düzeni daha ne olsun ki diyor filan. Bunu anlattım. Bir diğer yazımdan söz etmek istiyorum. Şimdi bu yalana niye devam ediliyor dedim. Nedir biliyor musunuz bu? TOYA'yı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çıkardı. Ne dedi? Kardeşim çünkü şeyler ona bağlı. Mezarlıklar yani ölüm kayıt yani. Ne deniyor ona ya? Mezarlıklar Müdürlüğü belediyenin. Yani İstanbul'da bir gün içinde vefat eden herkes cenazesi belediye vasıtasıyla kaldırılıyor. Yani oradan geçmek durumunda. Onların aracı yani benim ölüm var efendim şuraya gömdüm. Yok öyle bir şey yok. Oraya gidiyor. Hepsi için kayıtlı. İlk defa dedi ki ya bir dikkat çekici bir nokta var. Bir İstanbul'daki istatistiklere göre son 3 ayda İstanbul'daki günlük ölüm sayısı olağanüstü arttı. Nedir? Mesela İstanbul'da günde efendim işte 200 kişi ölür günde. 10 günde 2000, 30 günde 6000. Yani ayda 6-7 bin kişi İstanbul'da ölüyor şey olarak. Doğal nedenlerle. Hastalığı var, yaşlısı var, kazası var, şu var, bu var. Tamam. Fakat diyor ki olağanüstü bir artış var. Bir. Önce bunu söyledi. Ona hiç ciddiye almadılar. Ya ne olacak falan. Ondan sonra ama bir tutanakları inceleyince dikkatlerini çekmiş. Ölüm raporu 450 ölümün 240'ında mesela bulaşıcı hastalıklar yazıyor. Bulaşıcı hastalık deyince geçen hafta size saydım. Yani işte kolera var, tifo var, tifüs var, veba var. Efendim kızamıktı, kızılcıktı, şu bu falan sayıyor. Hepatit. Hepatiti yanlış söyledim. AIDS dedim, sarılık o. Geçen sefer özür dilerim. Yani hepatit o C mi oluyor? Hepatit C yazsa galiba şey.
AIDS, hepatit, sarılık, bildiğimiz sarılık. Bunlar bu. Peki bu kadar insan ölüyorsa bu bulaşıcı hastalıklardan yani hepimize bulaşması lazım. Çünkü bunların çoğu zaten kalktı, ortadan kalktı. Yani artık kolera yok, verem yok, veba yok, tifo, tifüs. Özellikle İstanbul'da falan hiç ben rastlamadım. Ama bulaşıcı, şimdi bulaşıcı hastalık deyince şu anda bir numaralı şüpheli korona. Belli ki bu 200-450 ölümden 240'ının da %90'ı hangi bulaşıcı var? Bu. Onun üzerine zaten Ankara'nın paçaları tutuştu. Mecbur kaldı Sağlık Bakanı'na. Gerçeğe biraz daha yakın rakamlar göndermeye başladı saray. Çünkü çok fena yakalandılar. Şimdi Sağlık Bakanı da zavallı adam ya. Ne yapsın? Emir kulu adam. O da böyle bakıyor. Yani diyorlar ki bu mu acaba? Ya falan. Ya adam uzun süre vaka hasta dedi ya. Ben de size örneğini verdim. Ben hastayım. Eşim vaka onu istatistiğe sokmuyor. Neden? O evde. Hastaneye yatanı hasta sayıyorlar. Yani sonra efendim vakaları açıklıyoruz diye. İşte saraydaki akıl daneleri kimse şeyin Sayın Cumhurbaşkanımızın, Efendimizin. O akıl taneleri efendim bugün 5000 açıklayalım güzel olur filan diyorlar. O. Şimdi ben de onu sordum. Ya bu yalanı niye devam ediyorsun? Foya çıktı ortaya. Gerçeği söyle. Yani nedir? Korkunuz nedir? Ne olacak? Ha, korku anladığım kadarıyla bu konuda devletin yapması gerekenleri yapmak zorunda kalmaları. Ondan korkuyorlar. Bak Almanya çok güzel. Hiç kimsenin şikayeti yok. Çünkü neden? Devlet bütün tedbiri almış. Bu konuda mağdur olan herkesin mağduriyetini gidermiş ve diyor ki evinde otur kardeşim. Sen ne yapıyorsun? Ucuz kredi veriyorum. Bak gene çıktı. Ucuz kredi veriyorum, bütün dertlerini hallet. Ondan sonra da IBAN verip mendil açar. 10 lira ver, 5 lira ver. Ne oldu mesela orada toplanan para? Nereye harcandı? Kimse hesabını vermiyor ya. İnsanlar bağışlar yaptılar değil mi? Hele bir yaptı, efendim kamu kurumları 100 milyon verdim, 50 milyon. Nereye gitti? Şakadan birisi soruyor mu bunu? Ha sorsak da cevap alamıyoruz zaten. Çünkü sana mı soracağız? Sen kimsin ya? Sen kimsin? Mantık bu. Soramıyorsun da. Ey Allah'ım. Diğer bir yazım. Şöyle bir okurdan geldi. Onu da koydum. Şimdi bu özellikle CHP'li sözcüler değişik yerlerde hani iktidara gelmediler herhalde hep şey diyorlar. Yani bu peşkeş çekilen bir sürü özelleştirme adına peşkeş çekilen var. Onları kamulaştıracağız diyor. Benim bir okurum ya da izleyicim de uyarıyor. Diyor ki ya bu kamulaştırma lafı sevimsiz bir laftır. Onun yerine halkın malını geri vereceğiz deseler. Çünkü doğru. Yani özelleştirme adı altında satılanların hepsi aslında halkın malı. Bu ülkenin ta Atatürk döneminden itibaren ki çoğu zaten o zaten onu yok ediyorlar. Atatürk'ün izlerini yok etmeye çalışıyorlar. Ha edemezler ayrı. Bu çok farklı bir şey. Ya bu Atatürk ve Türk konusunda bir şey söyleyeyim. Şimdi dün akşam bir şey izledim. Emin Gürs, Emin neydi ya? Ulusal kanalda konuşmuş. İnanılmaz bir konuşma. Yani bulursanız izleyin derim. Bir soracağım hukukçulara burada yayınlayabilir miyiz diye ama inanılmaz bir konuşma yani. Bu Türklük, Atatürklük hani bu çıkaracağız mı karacağız filan o kadar net ve sert ifadeler ki yani akıl alır gibi diye. Bir saniye tam adını söylemem. Yani işte benim böyle bir hatam oluyor kusura bakmayın. Şuradan değil bir dakika bakacağım şimdi bir dakika. Ne olur ne olmaz yani bu yanlış bir isim söylemek istemiyorum. Ya izlemek gerekiyor diyorum. Neden? Çünkü hakikaten benim böyle kaldım. Yani hatta dedim ki ya biz bunu acaba yayınlayabilir miyiz? Bir dakika hemen söylüyorum. Bir dakika. Evet Emin Gürses. Profesör Doktor Emin Gürses'in inanılmaz bir konuşma. Kendisine de soracağım. Belki önümüzdeki hafta bir de hukukçulara danışmam lazım çünkü orada yapınca bir şey yapmazlar da bizde olursa ne olur. Ama ben bugüne kadar hiç böyle bir şey dinlemedim. Net ve vurucu. Çok iddialı. Hadi diyor kaldır bakayım diyor anayasadan Türklüğü, Atatürk'ü bir kaldır bakalım. Ya da yelten ne olacak diyor. Evet o bu şeyi neyse oraya geldik. Yani tanımlar bence önemli. Yani kamulaştıracağız. Kamulaştırmada hep birinin malını almak geliyor akla. Yani kamulaştırma olumlu bir kelime değil.
Olumsuz bir kelime. Adam diyor ki abi bizim malımız gidiyor. Öbürü diyor ki onunkini aldıysa benimkinden. Ama halkın malını geri vereceğiz lafı bence çok fevkalade. İyi bir şey bulmuş diye yazdım. Bir yazımda tabii şey dün de biraz bahsettim ama Doğu Akdeniz'de korsanlıkla ilgili hiçbir şey yapılmamış. Hani bu öp yapıyoruz ya. Gereken yapılacak, kimse bize test etmesin, kimse bizim sabrımızı sınamasın. Ne oldu? Dün Fransız gemisi, Jamaika gemisi Türklerin yani Türklere ait. Buradan işte Libya'ya mal götürüyormuş. Onu durdurdular falan. Hiçbir şey gene yapamadık. Zaten 10 Aralık'a kadar, yarına kadar ve öbür gün hiç ağızlarını açamazlar. Tık çıkaramazlar. Şu anda Ankara tir tir titriyor. Ha Almanya'nın, İngiltere'nin, Almanya'nın falan baskısıyla bir tabii ki yaptırım çıkmayacak bana göre de. Ama çok ağır şeyler olacak yarın ve öbür gün. Çünkü işte diyorum bunu Türkiye'ye açıklamıyorlar ve biz de burada çaresiz kalıyoruz. Şu anlamda çaresiz kalıyoruz. Yani sanki bundan seviniyormuş. Var öyle dangalaklar var. Dün gene birini izledim. Yani Türkiye'nin kötü olması için bunlar masa üstüne çıkıp göbek atar. Lan manyak mısın? Bana ne faydası var? Ama işte bunu da anlatamıyoruz. Şu anda çünkü sen gerçeği söylemediğin için bizim bilmediğimiz şeyler var. Avrupa uyarıyor diyor ki yapma bunu. E söylesene ne diyor bunu? Niye yapma diyor. Düşmanlık mı? Hepsi mi? Evet hepsi. E o zaman niye Avrupa Birliği'ne gireceğim diye uğraşıyorsun? Kes ipi. Çık NATO'dan hadi. Yani mesela bir kere duydunuz mu bunu Avrupa Birliği'ne? Ama küfür, kafir, bunlar Nazi artı, bunlar medeni değil, oradan bir tane bir şey bulup. Ya sen bir şey değilsin kardeşim, yapmayın bunu. Kendi kendimizi bu kadar abartmayalım. Türkiye çok önemli, bu insanlar çok önemli ama senin dediğin durumda değil. Sonuçta bir aşıya muhtaçsın işte ya. Efendim biz de yapıyoruz. E yap o zaman. Son bir şey, şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Şöyle bir kitap var. Ben de şaşırarak okudum bölümünü. Bu Tevfik Diker. Eski DYP milletvekiliydi. Sonra işte o şey döneminde ayrıldı galiba. Değil mi? Tabii. Tansu Çiller'in başbakanlığı. Daha sonra Refah Yol döneminde ayrıldı. İşte daha sonra Yolsuzlukla Mücadele Derneği'ni kurdu. Şu anda da onun yanılmıyorsam İstanbul'da oturmuyor. Manisa'da. Şimdi bir kitap yazmış. FETÖ'nün üvey çocukları diye. Fakat kitabın içinde bir bölüm çok önemli. Çünkü diyor ki Fethullah Gülen öldü. Ama diyor saklanıyor. Dublör kullanıyorlar. Çok bir iddia. Nereden yapmış onu? Hatta bunu Cumhurbaşkanı İletişim Merkezi'ne de sormuş kitaptan. O bölümü size okuyayım. Diyor ki CİMER'e İletişim Merkezi. Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Cumhurbaşkanı yazmış. Allah Allah. FETÖ lideri ABD Pensilvanya'da yaşayan Fethullah Gülen'in 2009'da öldüğü ABD CIA'nin bir dublörle sağ olduğuna dair uygulama yapıldığı konusunda tarafıma ulaşan iddiayı geçmişte iletmiştim. Bir cevap alamadım. Konuyu yeni kitabımda gündeme taşıyacağım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti FETÖ lideri ölümü dublör mü var yaşıyor mu sorusunun cevabını kamuoyuna bildirmelidir diyor. Şimdi diyor ki cevap Emniyet Genel Müdürlüğü falan. Bilginize Dışişleri Bakanlığı'ndan cevap geldim bekledim gelmedi. Son yaptığım müracaatın MİT'e ve Emniyet Genel Müdürlüğü terörle mücadele bölümüne gönderdiklerine dair CİMER'den mesaj aldım. Kamu adına anayasa ile ilgili yasalardan kaynaklanan tüm haklarımı duyarlı bir vatandaş, araştırmacı yazar olarak kullanıyor ve açık seçik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne soruyorum. Fethullah Gülen öldü mü? Sonuç, TV'lerde uzun zamandır görünmeyen Fethullah Gülen'in öldüğüne inanıyorum. Bazı kaynaklarda Fethullah Gülen'in 2019 Haziran ayında öldüğü iddia ediliyor. Her ne sebeple olursa olsun FETÖ örgüt içi çatışma başladı. Bu konuyu en iyi takip eden de işte Hürriyet'in bir yazarı diyor. Evet şimdi bu tabii şimdi eski bir şey emekli yarbay. İstihbaratta da çalışmış olabilir. Çünkü dediğine göre bir videosunda yani sohbet şeyinde YouTube'da yayınlanan diyor ki İngiltere'de yaşayan Kürt kökenli etkin bir dost MI6'ten yani MI16 diye yazılan İngiliz istihbarat yetkililerinden almış bilgiyi CIA kaynaklıymış ve Fethullah Gülen 2009 yılında ölmüş. CIA Gülen'in yerine dublör kullanıyormuş. Ben bu iddiaları önemsedim çünkü FETÖ ile mücadeleyi önemsiyorum. FETÖ liderinin ne olduğu konusunda kamuoyunun doğru bilgi alması gerektiğine inanıyorum diyor. Böyle bir iddiası var. Tabii bunu mesela CİMER'e de soruyor. Yani Cumhurbaşkanı ve oradan mesela bir cevap gelmiyor. Hani olumlu olumsuz. Efendim bilgimiz mesela bu konuda hiçbir bilgimiz yok.
Ya da öldü ya da hayır biz de araştırdık yaşadığı falan. Öyle bir şey de yok. Yani ilginç bir şey kitabında da işte Fethullahçı cemaati anlatıyor. Ben de size bir hatırlatayım istedim. Evet yani bu özellikle Fethullah Gülen öldü tarafında. Şimdi bir reklam arası. Reklamlardan sonra farklı bir konu yani bunlardan farklı siyasi bir konuyu konuşacağız. Mehmet Ali Kulat'la. Bak araştırma. Son araştırmaları. Yani hem onların yaptığı hem de genel olarak bir tablo çıkıyor ortaya. İktidar muhalefet dengesi açısından. Bunun siyasete etkileri ve nasıl bir tablo çıkacağını bugün seçim olsa ne olacağını konuşacağız. 11'i biraz geçe bağlanmış olacağız. Ben 11'e 5 kala buradayım. Evet değerli izleyiciler tekrar beraberiz. Şimdi hemen tekrarlayayım. Az sonra 5 ya da 10 dakika içinde MAK danışmanlığın başkanı, kurucusu Mehmet Ali Kulat'la olacağız. Ve genel bütün anketlerde çıkan ortak bir sonuç var. Rakamlar oynasa da. Onun üzerine Türkiye siyasetinin neler olacağını önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceğini konuşacağız. Ama önce iki haber sunmak istiyorum. Birisi çok dikkatimi çekti, canımı da sıktı. Dün bir dostum dedi ki ya bak bu videoyu gördün mü? Baktım bir hepsi işçi olduğu belli, kafalarında kasklar falan var. Yoğun bir kalabalık ama nasıl adeta üst üste yemek yiyorlar. Belli ki bir fabrikanın ya da bir şantiyenin şey yani yemekhanesi. Bunu seyrettim ya dedim olur mu böyle şey bu kadar filan. Bir de bunu seyret dedi. Ona baktım onda gene benzer bir mekan ama masalar ayrılmış. İşte oturulmayacak yerlere çarpılar falan konmuş var. Neresi bu? Efendim burası ne? Nükleer şey güneydeki neresiydi o ya? Nükleer Akkuyu nükleer santralının yemekhaneleri. Şimdi arkadaşlar onları yan yana koyabilirseniz ne olur? Aynı anda bir görelim. Denilen çalışanlar, mavi yakalı, beyaz yakalılar. Solda gördüğünüz görüntü ise oradaki işçiler. Şimdi bakın birinde iyi kötü, bakın masaların üzerinde görüyorsunuz değil mi? Şeyler var, çarpılar var. Yani burada oturma, sosyal mesafeyi ayarlamak, daha fiziki mesafeyi. Şu sosyal mesafe lafını ben bile işte. Ama öbür tarafta öyle bir şey yok. İşçisin sen işçi kal giy dedi tulumlarını. Yani bu. Ya böyle bir ayıp olur mu? Bunu kim şey yapmış ona da baktım. Ali Öztunç CHP milletvekili. Onun tweetinde yayınlanmış. Ben de oradan aldım. Yani inanılır bir görüntü değil ya. Ya hakkınız yok buna. Ha, bak öbür tarafta evet, efendim işçi sayısı çok. O zaman dönüşümlü bir şey yapın. Olur mu ya? Şuraya bak insanlar üst üste. Ha o zaman bu insana verilen değer ama şunu görmüyorlar. Yani oradaki işçi ya boş ver işçi kalsın dediği adam buradaki yöneticilerle ister istemez çeşitli anlarda bir araya geliyor. Yani kendini de düşünmüyor bunlar. Yani kendi önlemini alınca zannediyor ki bana bulaşmayacak. Bulaşıyor kardeş bulaşıyor. Evet teşekkürler tamamdır. Ya bunu da bir şeye geçsin bir nokta koyalım istedim. Şimdi bir siyasetle ilgili haberim var. Muharrem İnce kızıyor. Yani beni kullanmıyorsunuz falan iç haberleri. Buyurun bir Muharrem İnce haberimiz var. Duyduğunuz gibi de gitmedi. Siz parti kuracak mısınız? Öyle bir niyetiniz var mı? Kuracağız. Bakın şu anda bütün partiler birbirine benziyor. Bin günde memleket hareketini başlatan Muharrem İnce yeni parti kuracağını söyledi. Son anayasal değişiklikle birlikte. Fatih Portakal'ın YouTube hesabında konuşan İnce, partinin ismi ve logosu hazır dedi. Tüzük dediniz az önce. Tüzüğü yazmaya başladığınıza göre siz gerçekten bir ciddi yol almışsınız veya yol alıyorsunuz. Partinin ismi veya kafanızda, ekibinizde logosu her şey belli mi şu anda? Veya isim seçenekleri? Tanışıyoruz. Şu anda Avrupa'daki pek çok partinin tüzüğünü inceliyor arkadaşlarımız. İsim belli mi? Hemen hemen. Peki ya bir araştırma yaptınız mı önce?
önce buyurun bir şey diyordum. Memleket hareketine yakışır bir isim olacak. Evet, Muharrem İnce de parti kuruyor. Epeydir yol alıyor. Hatta ben ne kadar oldu bilmiyorum ama benim hastalıktan önceydi tabii. Bir ayı geçmiş oldu. Yani 1,5 ay olmuş. O zaman yayınlamıştık. Çeşitli illeri dolaşıyor. İşte insanlarla konuşuyor. Kurucular kuruluştu. Bakalım partiyi de kuruyor. Bu arada Mustafa Sarıgül de galiba İstanbul'da bir çare bulundu, çare geliyor gibi bir takım şeyler görüyorum. O da herhalde onundur değil mi? Şimdi o da böyle bir parti kuruyor. Şimdi arkadaşlar eğer hazırsa Mehmet Ali Kulat'la konuşalım artık. Bir. Evet, merhabalar, hoş geldiniz, nasılsınız? Teşekkür ederim Cem Bey, siz nasılsınız? Vallahi iyi işte, burada bir böyle bir hararetli şeyimiz gidiyor. Şimdi sizden önce hemen özellikle Muharrem İnce'yi verdim. Çünkü yapılan anketlerde yeni kurulan ya da kurulacak olan partiler doğal olarak yok tabii. Ama şimdi onlar da devreye giriyorlar. Sizden şunu öncelikle konuşmak istiyorum. En son araştırmanız var. Arkadaşlar beni çıkarıp araştırmanın şeyini koyabilir misiniz? Yani son yapılan araştırmada dağıtılmış olarak ama partiler ne oy alıyor MAK danışmanlığın gördüğüyle? Koyabilirseniz hemen onu bir koyalım çünkü onun üzerine bir şey soracağım ve sözü Sayın Kulat'a bırakacağım. Evet, şimdi burada görüyorsunuz dağıtılmış olarak bakıldığı zaman yarın bir seçim olsa MAK danışmanlığa göre AK Parti 38.7, Cumhuriyet Halk Partisi 24, İYİ Parti 11.6, HDP 9.2, MHP 9.1, Gelecek Parti 2.3, Deva Partisi 2.3, Saadet 1.4, diğer partilere de 1.4 gidiyor. Şimdi gözlediğim kadarıyla aşağı yukarı hani saraya yakındı, uzaktı, muhalefete yakındı falan hepsini bir kenara bırakıyorum. Ama ortak bir şey görüyorum Sayın Kulat. Rakamlar farklı olsa da sonuçta şu çıkıyor. Bir, birinci turdaki Cumhurbaşkanlığı seçiminden bir sonuç çıkması mümkün değil. İki, hiçbir parti AKP dahil bugünkü gördüğümüz gibi böyle tek başına iktidar olanağına kavuşamıyor. O halde önümüzdeki dönem nasıl şekillenecek? Yeni kurulan partileri de katarsanız bu araştırma sonuçları sizinki de dahil bize ne anlatıyor? Can Bey şöyle, şu anda Türkiye'de Cumhur İttifakı'nın bileşenleri belli. AK Parti artı MHP. Buna küçük parti olarak işte Vatan Partisi'ni küçük parti deyince kızıyorlar ama yani Büyük Birlik Partisi'nin sayısı küçük diyelim. Evet, o anlamda diyelim. Böyle bir fotoğraf var. Şimdi son seçimi, son Cumhurbaşkanlığı seçimini ele aldığımızda anketi şöyle 2 dakika bir unutalım. Genel yani bütün anketleri unutarak söyleyelim bunu. Yani bakıyorsunuz 52.4 ile Sayın Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı seçildi son seçimde. Ondan önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde de 51.6 ile seçildi. Yani bizim aslında konuştuğumuz rakam 2.4. Biz onu konuşuyoruz şu anda. Ancak daha sonra yani Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra son bir yıl içinde biliyorsunuz bir Deva Partisi bir de Gelecek Partisi kuruldu. Bu arada da muhalefetin içerisinde bir parti olan İYİ Parti'de o yükselişini herkes görüyor. Çok büyük bir yükselişten bahsetmesek bile yani 2 puan 3 puan ve bunların da daha çok yani İYİ Parti'ye giden seçmenin de Cumhur İttifakı'ndan gittiği görülüyor. Dolayısıyla 2 puanı İYİ Parti, 2 puanı Deva, 2 puanı Gelecek Parti olarak üst üste koyduğumuzda 6 puanlık bir fark çıkıyor muhalefet cephesi açısından. Bunu şöyle izah etmek lazım. Geçmişte AK Parti'ye çok kızan AK Partili seçmen, yani herhangi bir nedenle partisine kızan bir seçmen için bir gri alan yoktu. İnsanlar AK Parti'ye kızıp sinirlenip gidip CHP'ye oy vermiyorlardı. Ancak şimdi bir gri alan oluştu. Deva Partisi, Gelecek Partisi ve İYİ Parti Cumhur İttifakı için bir gri alan oluşturdu. Millet İttifakı'nın içinde bir gri alan oluşturdu. Tabii şimdi bunun bir benzeri önümüzdeki süreçte Sayın Muharrem İnce'nin, Sayın Mustafa Sarıgül'ün kurmakta olduğu CHP'den doğma noktası itibarıyla söylüyorum bunu. Eğer bu partiler durdukları yer itibarıyla Millet İttifakı'nda dururlarsa sorun yok. Ama bu partiler eğer Cumhur İttifakı'na geçme durumları olursa bu da Cumhuriyet Halk Partisi için bir kriz alan oluşturacak.
Ama şimdilik o partiler kurulu olmadığı için biz var olan partiler üzerinde değerlendirme yapalım. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Gelecek Partisi, Deva Partisi, Saadet Partisi, HDP'nin de dışarıdan desteğiyle tek aday üzerinde yoğunlaşırlarsa, yoğunlaşabilirlerse, tekrar söylüyorum, tabii bunu bugünün şartlarında konuşuyoruz, o günün şartlarını bilemiyoruz. Ancak ben sizden farklı olarak bu işin ilk turda da bitebileceği kanaatindeyim Millet İttifakı açısından. Evet. Ancak burada HDP'nin durduğu yer çok çok önemli. Çünkü HDP'nin desteği, bakın somut bir örnek vereyim, akılda kalabilecek. Mesela İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu bir başarı yakaladı. Oradan bir somut örnek vereyim. Mesela Esenyurt'ta biz yeni bir çalışma yaptık. Esenyurt İstanbul'un büyük ilçelerinden birisi. Türkiye'nin pek çok ilinden büyük bir nüfusa sahip, malum. Esenyurt'ta 48 bin tane, 48 bin kişilik bir HDP seçmeni var. 48 bin kişi. Yani son seçimlerde üst üste bu rakamı gördük biz orada. Seçim sonuçları bunlar. Anketten bahsetmiyorum. Evet. Bu seçmenin %95'i, bakın az bir rakamdan bahsetmiyoruz, neredeyse deliksiz diyebileceğiniz şekilde 44 bin küsürü Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayına oy verdi belediye seçimlerinde. Yani HDP son seçimde en kilit partilerden birisi oldu yerel seçimde ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin en sadık seçmeni olarak sandığa gitti. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da, Adana'da, Mersin'de. Yani başka illerinde pek çoğunda. Güneydoğu hariç. Şimdi asıl olan mesele şu Can Bey. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu dönemde partisinin oyunu arttıramıyor. Herkes bunu konuşuyor. Hepimiz konuşuyoruz katıldığımız programlarda. Doğru, rakamlar zaten bunu gösteriyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu işte %24-25 bantında duruyor. Ancak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu özellikle son 3-4 yıl içerisinde özel bir başarı hikayesi oluşturdu kendisi açısından. Evet. Bana göre, yani elimdeki veriler açısından. Bu başarı şudur. Bu sistem içinde ya partinizin oyunu arttıracaksınız ya da bileşenlerinizin oyununu arttıracaksınız. Bileşenlerinizin oyunu arttırdığınızda da aslında blok olarak partinizin oyunu arttırmış oluyorsunuz doğal olarak. Dolayısıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanı sıra İYİ Parti ile Saadet ile ve dışarıdan HDP ile kurduğu diyaloğa şimdilerde Gelecek Parti ve Deva Partisi ile de aynı diyaloğu sürdürüyor. Hatta çok daha küçük partilerle de sürdürüyor. Bu bana göre kendi içerisinde önemli bir başarı. Bu sadece seçimde yakalanmış bir ittifak da değil bu arada. Mesela İstanbul seçimlerini kazandı Cumhuriyet Halk Partili belediye, Ankara seçimlerini kazandı, Antalya'yı kazandı. Ancak bu kazandığı yerlerde sürdürülebilir bir başarı hikayesi de oluşturuyor. Çünkü aynı şehirlerde belediye Cumhuriyet Halk Partili olmakla birlikte bazı önemli bürokratik görevlere İYİ Parti'den, Saadet Partisi'nden, işte diğer bileşenlerden destek de alınıyor. Yani o isimler de şu anda görev yapıyorlar bu belediyelerde. Bu sürdürülebilir bir başarı hikayesini ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nu böyle okumak gerekir bana göre bu sürecin içerisinde. Ancak tabii ikinci tura kalırsa meselesinde önemli bir ayrıntıyı söyleyeyim. Bu aradaki süreç 15 günle sınırlı. Dolayısıyla motivasyon sağlamak, ikinci tura umut bağlamak yerine her iki blok içinde söylüyorum, hem Cumhur İttifakı açısından, onların adayı belli olduğu için o konuya çok girmiyorum, ancak Millet İttifakı açısından sonuca ilk turda gidebilecek bir motivasyon sağlamaları gerekiyor. Bu motivasyonu da şu anda sağlayan ifade Can Bey, çok uzatmadan belki sorular sorarsınız ama bir ayrıntılı bir şey söyleyeyim. Şu anda Cumhur İttifakı'nın motivasyonunu sağlayan bir tane kavram var. Cumhur İttifakı var olduğu konumu korumak istiyor doğal olarak. Çünkü Türkiye'yi yönetiyorlar. Devlet kendilerinin elinde yani bu anlamda. Ancak Millet İttifakı için 3 ayrı motivasyon var. 1. Bu koltuğa kendileri oturmak istiyorlar. Dolayısıyla bu koltukta oturanları o koltuktan almak istiyorlar seçim yöntemiyle.
Yani demokrasilerde olduğu gibi. Doğal olarak önce Cumhur İttifakı'nın seçimi kaybetmesini istiyorlar, sonra kendilerinin de seçimi kazanmasını istiyorlar. Bu iki motivasyonun üstünde de bir motivasyon daha var. Güçlendirilmiş parlamenter sistem motivasyonu. Bu o kadar güçlü bir motivasyon ki şu anda. Bakın, bu ittifakların temsilcileri Can Ataklı'ya deseler ki Cumhurbaşkanı adayı sensin, ancak bir şartla, o da şu ifadeyi kullansa, ya geçici bir süre Türkiye'de rejimin yeniden ya da sistemin yeniden rayına oturması açısından güçlendirilmiş parlamenter sisteme Türkiye'yi taşıyacak, Türkiye'yi yeni bir seçime taşıyacak bir süreç için sahaya çık deseler, Can Ataklı'yı bırakın. Yani Can Ataklı zaten deneyimli siyasetin işte basının içerisinde bir isim, toplum tanıyor. Onu bırakın. Yani bir sanatçıyı koysalar inanın, yeter ki sicili çok sıkıntılı olmayan herhangi bir ismi koysalar, şu anda seçimi alabilecek toplumsal bir desteğe sahipler. Ancak güçlendirilmiş parlamenter sistemin ne olduğunu topluma iyi anlatmaları gerekiyor. Toplumu bu konuda ikna etmeleri gerekiyor. Ve ikincisi de belki bunun kadar daha önemli olan bir konu da şu. Bir süre vermeleri gerekiyor. Makul bir süre. Bu ikisi önümüzdeki ilk seçimin en ciddi motivasyon alanı olarak dikkatimizi çekiyor. Evet, şimdi birkaç şey tabii dikkatimi çekiyor. Birincisi, tam dediğiniz gibi şimdi şeyi topluyorum. MHP 9 alırsa, AKP'de 38 alırsa, efendim 47 onda 8'lik bir şey oluşuyor. Yani Cumhur İttifakı olarak. Bu tabii Cumhurbaşkanı'nı seçtirmiyor. Ancak parlamentoda kesin bir 300'ü geçme olarak görüyorum. Yani bu oranda 48'e kadar çıkmış bir parti ya da grup 300'ü de geçer. Şimdi geri kalan 53'lük bölümse muhalefette. Şunu nasıl gözlüyorsunuz? HDP'nin ortak adaya açık destek vermesi halinde özellikle sağ partilerden, İYİ Parti'den, ne bileyim işte yeni kurulan DEVA'ydı, şeydi, oralardan ya o destek veriyorsa biz burada olmayalım deyip genel seçimde kendi partisine ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan'a kayma ihtimalini görüyor musunuz? Ya da araştırmalardan böyle bir şey çıkıyor mu? Çünkü HDP faktörü, o olmadıkça biri Cumhurbaşkanı seçilemiyor. Onu görüyorum ben. İki taraftan da HDP'yi çektiğin an bunu nasıl kamuoyuna anlatacaklar? Yani önce şunu söyleyeyim. Toplumun HDP'ye bakışı son yıllarda değişti. Türkiye'de terör meselesinin bitmiş olması ya da daha da bitmiş olması ilerleyen süreçte HDP'yi oyundan HDP'ye de doğal olarak PKK ile arasına bir mesafe koyma zorunluluğu getirecek. Gittikçe oraya doğru gidiyor. Ama toplumsal algı açısından baktığımızda ben HDP'nin bir paydaş olarak, resmi bir ortak olarak olmaması durumunda bu desteğin bir sıkıntı oluşturmayacağı kanaatindeyim muhalefet açısından. Hayır, ben açık şey ilanen diyorum. Yani biz de açık bir şekilde ortak adayı destekliyoruz derse ki yani bir şekilde tabii diyebilir ya da hiç demeyebilir. Bence demeden destek olur mu onu da bilmiyorum. Yani o durumda ben sadece endişeyi paylaşmak istiyorum. Yani siz araştırmacı olarak böyle bir şey görüyor musunuz? Yani İYİ Parti eğer HDP destek verirse bizim adaya ya işte deyip kayar mıyı görüyor musunuz dedim. Görmediğinizi anlıyorum. Hayır, görmüyorum. Önce biraz önceki örneği onun için verdim. Mesela İstanbul'da açıkça mı destek verdi, gizli bir destek mi verdi onu bilmem ama bir tane somut örnek veriyorum. İşte size Esenyurt seçim sonuçları. Yani tamamen Yüksek Seçim Kurulu'nun sayfasından alınan rakamı paylaşıyorum. Hayır, yani, orada haklısınız. Bakın benim de kastım o. Yani HDP desteği verdi. Zaten ama onu biliyoruz zaten. 850 bin fark yedi İstanbul'da ikinci turda. Kastım şu. HDP desteği bütün Türkiye yani aynı oranda yansır mı? Çünkü herkes bunu merak ediyor. Bu konuda da insanları hani ben de buradan biraz rahatlatmak istiyorum. Yani araştırmacı gözüyle anladığım kadarıyla şunu açık diyebiliyor musunuz? Yani diğer partilerde özellikle sağ partilerde hatta CHP'de CHP'nin içinde de ben CHP gruplarını izliyorum mesela WhatsApp grupları ama
Mesela orada çok ciddi bir şekilde HDP'ye karşı şey var. Yani HDP ile işbirliği olursa biz oy vermeyiz diyenler var. Oranı nedir bilemiyorum tabii. Dar alanlar bunlar. Ama bunu rahatlıkla söyleyebilir misiniz araştırmacı gözüyle? HDP'nin ortak adaya destek vermesi diğer partilerde çok fazla sorun olmaz. Yani bunu bir netleştirmek istiyorum onun için. Yani şöyle, önümüzdeki günlerde ben özellikle Cumhur İttifakı'nı destekleyebilecek bir soft Kürt parti kurulacağını biliyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani devletle daha barışık, sistemle daha barışık bir Kürt parti kurup HDP'nin etkisini kırma yönünde bir gayretin olduğunu, bu konuda bir kısım çalışmaların olduğunu biliyorum. Ankara'da konuşuluyor bunlar. Ancak biliyorum derken yani biz de kulislere bağlı olarak bu değerlendirmeyi yapıyoruz ya da birilerinin beyanı üzerine, yoksa elimizde bir kağıt belge falan da yok. Ancak yapılan açıklamalar da var bu arada. Yani mesela Savcı Sayan, Ağrı Belediye Başkanı bu konuda bir açıklama yaptı. Sosyal medyada paylaştı falan. Ya böyle çok değişik kişilerin yani çalışmaları. Yani devletçi ve AKP'ye oy verecek bir yeni Kürt partisi değil mi bu? Yani AKP'ye oy verir mi ama AKP'nin olduğu ittifakta olacağı anlamında söylüyorum. Onu o anlamda söylüyorum canım zaten. Yani ona destek olarak. Evet, yani şöyle, AK Parti'nin bu yönde bir doğrudan çalışması olur olmaz onu bilemem. Ama bildiğim şey tabii doğal olarak nasıl ki AK Parti'nin Deva ve Gelecek Parti ile ve İyi Parti ile bir kriz alanı oluştuysa, onun karşısındaki cephede yer alan partilerin de kriz alanları oluşsun diye bir desteğin, bir gayretin olması anlaşılabilir bir durum. Sosyolojik bir değerlendirme yaparak bunu söylüyorum. Peki burada ben HDP'nin bir aleni desteğine çok gerek olmadığını, çünkü HDP'nin kendi iç haberleşmesinin online çalıştığını, dolayısıyla HDP'nin dışarıdan bir desteğinin çok daha az sıkıntılı bir şekilde Millet İttifakı'na yarayacağı kanaatindeyim. Tamam. Şimdi o zaman bir iki diğer ayrıntılara geçmek istiyorum. Şimdi iki parti var burada. İkisi de 2.10'da 3 gözüküyor. AKP'den ayrılan. Şeyinize bakıyorum. Bir bu yaptığınız geniş araştırmada bir şey var, bölüm var. Oyunuzu diyor ki, diyor ki, oyunu AK Parti'ye vereceğini söyleyen seçmene soruldu. AK Parti'den sonra en beğendiğiniz parti hangisidir? Yani açmışsınız onu, yani AK Parti'ye oy vermezsem hangisine veririm? Esası bu. Şimdi orada %5'lik bir kesim kararım yok diyor, %10 sandığa gitmem diyor. Yani AK Parti'ye vermeyeceksem oy da kullanmam. Evet. Yeniden Refah Partisi, yani Erbakan'ın partisi, oğlu Erbakan'ın kurduğu, ona 2. Büyük Birlik Partisi'ne 1, Hüdapar'a 3, Saadet'e 3 ama mesela Gelecek Parti'ye %20, Deva'ya %16 çıkmış, HDP'ye var %4, İYİ Parti'ye MHP var 18, mesela MHP ile şeyler aşağı yukarı eşit. Yani Gelecek Parti, Deva Partisi ve MHP ve hatta İYİ Parti kaymalarda öne çıkıyor, Cumhuriyet Halk Partisi ise 1'de. Aynı soru CHP'ye verildiğinde CHP'nin %42 sandığa gitmem diyor. Yani CHP'ye vermiyorsam hiçbirine vermem diyor. Benim beğendiğim bir parti yok diyor. 12'de kararsız var. Yani CHP seçmeninin yarıdan fazlası ya karar verememiş ya da sandığa gitmiyor. Onların dağıldığı, burada öne çıkan parti İyi Parti. Yani CHP'den oy vermeyeceğim diyenlerin %18'i bakın. İyi Parti diyor, öbürleri çok düşük. Mesela Vatan Partisi'ne var 4, DSP'ye var 6, DEVA'ya 8, HDP'ye 5 demiş. Şimdi bu durumda tabii iki parti şöyle ya da böyle öne çıkıyor. Oranlarda çok düşük gözüküyorlar. Fakat örneğin ben Gelecek Partisi'nden mesela önemli görev alan biriyle konuşuyorum. Mesela diyor ki Güneydoğu'da diyor çok ciddi oy şeyimiz var. İki işte şuradan alacağız buradan. Ama bir araştırmacı gözüyle seçim yaklaştıkça bu iki partinin oylarında bir yükselme görüyor musunuz? Olabilir mi? Bu güne kadar yapılan araştırmaların sonucunda ve en çok oy nereden gelir? Can Bey, doğal olarak tabii bir artış beklenir. Şimdi bu iki partinin bir tanesi daha kongresini yapamadı, diğeri de kongresini geçen ay yaptı. Yani sonuç itibariyle ortada da bir pandemi var. Bu siyasi partiler gövde gösterileri yapamadılar. Daha medyada bulabildikleri karşılık sınırlı. Yani dolayısıyla
daha biz bunların kurucularını, Gelecek Partisi'nin yani genel başkanını ve Deva Partisi'nin genel başkanını tanıyoruz. Ama yanlarındaki kurucu arkadaşları tanıma oranımız çok daha düşük. Düşük tabii. Şimdi bunların içerisinde Gelecek Partisi ekside başladı üstelik oyuna. Neden? Çünkü AK Parti şöyle bir siyaset uyguladı. Sayın Ahmet Davutoğlu partiden ayrıldığı zaman partinin o güne kadarki bütün toplumsal anlamda yanlış algılanan bütün algılarını Davutoğlu'nun omuzuna yükledi genel itibariyle. Bu anlaşılabilir bir şey, pragmatist siyasetin gereğidir. Ancak yani ekside başlayıp 2 puana çıkmak, 2 puan dediğiniz şey 1 milyon oydur Can Bey. Yani tabii, şakası, tabii canım. Yani, tabii önemli bir şey yani. Deva Partisi de tabii sonuç itibariyle iki isim de önemli partiyi kuranların. Birisi genel başkanlık yapmış, başbakanlık yapmış birisi. Birisi ekonomiyi 16 yıl, 15 yıl emanet ettiği bir isim. Dolayısıyla bu partilerin süreç içerisinde teşkilatlanmaları tamamlanırsa bunlar elbette ciddi bir oy alacaklar. Kaldı ki Gelecek Parti bütün oylarını AK Parti'den, Deva Partisi bir kısmını AK Parti'den ama bir kısmını da Türkiye'nin farklı kesimlerinden oy olarak alıyor karşımızda. Yani fotoğraf bunu gösteriyor. Şimdi bu ikinci parti tabiridir o biraz önce okuduğunuz şey. Yani partime vermesem kime veririm değerlendirmesinde ciddi bir potansiyelin bu partileri beklediğini gösteriyor. Ama tekrar söyleyelim. Konjonktürel şartlar nasıl değişir? Bunu zaman içinde göreceğiz. Ekonomik durum nasıl değişir? Türkiye'nin dünyadaki konumu nasıl değişir? Mesela biz son aylarda AK Parti'yi 30'lara kadar inmiş görüyorduk. Şimdi tekrar bir 33-34 bantına çıktı. Neden böyle bir çıkış var? İşte Azerbaycan'dır. Kapalı Maraş'ın açılmasıdır Kıbrıs'ta. Milli duyguların öne çıkması, mavi vatan vesaire gibi duygular. Ama bu seçmen genelde kalıcı olmaz. Bu seçmen süreç ilerlediği zaman daha çok ekonomiye bakar. Seçmenin tercihinde ekonomi %70'lik bir etkiye sahiptir. İlerleyen süreçte vatandaş ekonomiyi görür. Buradaki ekonomiyle de şunu kastediyorum. Bakın, vatandaş AK Parti'nin ekonomi politikalarını olumlu bulmasa bile muhalefet daha olumlu, ona daha fazla umut verici, daha fazla hayal kurdurucu değerlendirmeler yapmazsa vatandaş kerhen gidip tekrar AK Parti'ye oy verir. Yani kerhen ifadesini genel bir değerlendirme olarak söylüyorum. Yani şöyledir, siyaset hayal kurma sanatıdır. Kurduğunuz hayale kendiniz inanacaksınız, sonra toplumu buna inandıracaksınız. Peki, o zaman şuna gelmek istiyorum. Bu tablo Tayyip Erdoğan'ın kazanabilir de kazanamaz da. Yani süreç içinde AKP'nin oyu çok yükselmese bile işte başka faktörler devreye girip kendi partisine oy veren Tayyip Erdoğan'a vererek onu Cumhurbaşkanı tekrar seçebilir ama tersi de buradan mümkün. Hatta genel inanış da yani böyle bir seçime gidilse muhalefet bir araya gelecek, sizden de anladığım, ve Tayyip Erdoğan seçilemeyecek. Ama parlamentoda belki AKP ve ittifakı neydi, Cumhur İttifakı 300'ü geçecek. Şimdi bu koşullar altında Türkiye'de siz ilk seçimi hangi aralıkta görüyorsunuz? Hangi süreçte olur? Normal olur mu bir kere? Onu soruyorum. Yani şunu rahatlıkla söyleyebilir misiniz? Arkadaş, bu seçimler hiç öyle bir sorun yok. 2023. 2023'ü kesin mi görüyorsunuz, yoksa daha önce bir seçim olabilir mi? Olursa hangi süreçte olur? Can Bey, Türkiye'de seçimin 2023'e kadar gideceğini söylemek için vallahi çok iyimser olmak gerekir. Çünkü yani sizin programları bile izliyorum. Yani programın başında bir başka gündemle başlıyorsunuz. Program bitinceye kadar Türkiye'de gündem değişiyor. Yani birkaç saat içinde değişen gündemin olduğu bir Türkiye'de 2023'ü öngörmek vallahi çok iyimser olur. Ben doğrusu yani farklı sosyolojik gerekçelerle bunu söylüyorum. Seçimin 2021'in ikinci yarısında olmasını kuvvetle muhtemel görüyorum. Aslında 2020'nin de Kasım ayında seçim görülebilirdi. Neden? İşte pandemi süreci bütün hesapları, bütün dengeleri bozdu bana göre. Burada tabii Amerika'nın seçim sonuçlarından da öte, Amerika'daki Türkiye'ye karşı uygulanacak politikalar çok önemli. Avrupa Birliği'nin politikaları çok çok önemli. İçeride ekonomide Türkiye'nin karşı karşıya kalabileceği bir kısım türbülanslar kesinlikle çok çok önemli. Bütün bunları üst üste koyup okumak gerekir süreci doğal olarak.
2021'in ikinci yarısı ifadesini de niçin kullanıyorum onu da söyleyeyim. Deva Partisi ve Gelecek Partisi, Gelecek Partisi Mayıs ayından itibaren, Deva Partisi ise muhtemelen Haziran ayından itibaren seçime girebilecek. Daha erken yapılacak, mesela Mart-Nisan döneminde yapılacak bir seçim, toplum tarafından bu iki partinin önünü kesmek için açılan bir alan olarak görülür ve tepki çeker. Bunu bilirler yani bu siyasi kararı verecek olanlar. İkincisi de eğer gri alan meselesinin AK Parti'de oluşturduğu negatif algıyı görüyorlarsa, ki görüyorlardır muhtemelen, doğal olarak AK Parti'nin karşısında değil de yanında yer alabilecek, ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşısında yer alabilecek bu yeni kurulacak olan partileri de kurulmasını beklerler diye düşünüyorum. Hem kurulacak, kongresini yapacak ve kongresinden sonra da üstünden bir 6 ay geçecek. Bunun için ideal zamanın 2021'in belki Eylül'ü falan gibi olma ihtimalini yüksek görüyorum. Peki şöyle bakıyorum, ben hala yani belki benden başka çok da fazla dillendiren yok ama ben Tayyip Erdoğan'ın normal koşullarda bir seçime asla gitmeyeceğini, hele bu tabloya bakınca gitmeyeceğini düşünüyorum. Efendim 2023 mi olur onu bilemem ama bazı olayları kullanıp, işte bu Azerbaycan mesela, bugün şey var bir sosyal medyada yayılmış vaziyette, Türk komandosu Bakü'de. Şimdi Bakü başka, Karadağ başka, Dağlık Karabağ başka. Hani oraya asker gönderdik diyor ama Bakü'de asker, işte onları yayıyorlar. Mesela bu birçok milliyetçi kesimlerde duyguları körüklüyor. İşte dediniz Kıbrıs şey. Bugün yarın itibariyle Avrupa Birliği bir toplantı şeyde, liderler zirvesi var. Ve orada işte Türkiye'ye yaptırım da şuydu buydu. Tabii bunların gerekçeleri çok farklıdır ama Türkiye'ye yansıması, işte bütün Batı da düşman, bütün amaç Türkiye'yi yıkmak, devirmek gibi. Ben hala bir baskın seçim olabileceğini, hatta bunun hemen Ocak ayında bile olabileceğini düşünüyorum. Şu açıdan, Amerika başkanlık seçimleri bitti. Biden'ın kazanması dengeleri biraz değiştirdi Türkiye, daha doğrusu AKP iktidarı açısından. Bence diyorum, size bir araştırmacı gözüyle sormak istiyorum onu. Tayyip Erdoğan içe değil dışa karşı güçlü olduğunu göstermek zorunda. Yani ben hala halkın %50 desteğini alan bir siyasi liderim. Bu diğer Müslüman ülkelerdeki gibi, diktatörlüklerdeki gibi değil. Yani Mısır'da %80 ne kazanabiliyor? Ama herkes biliyor ki orada öyle bir şey yok. Ama Türkiye'de ne kadar bir baskı düzeni olsa bile demokratik bir takım kurallar uygulanıyor. En başta seçim. Efendim seçimlere iyiyle karıştırılıyor şu olsa bile, dıştan bakıldığı zaman Türkiye genel seçimlerini yapan, muhalefeti olan, işte konuşulan bir ülke baskılar altında. Bu koşullar altında ben bir baskın seçim yapar mı fikrini hep kafamda tutuyorum. Tabii baskın seçimi yeni düzenlemeleriyle kesin kazanmak koşuluyla. Tayyip Erdoğan'ın kafasında böyle bir şey var mıdır? Arkadaşlar altyazıda yanlış var, değiştirin. Yani önce şunu ben söyleyeyim. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın aklında, kafasında nasıl bir düşünce var onu bilemem. Ama şöyle, bir hani üçüncü dönem Cumhurbaşkanı olamaz ihtimalini yüksek sesle dillendiren belli kesimler var. Dolayısıyla bundan dolayı bir erken seçim ihtimalini görüyorum. Yani seçimin 2023'e kalmama ihtimalini parlamento görüyorum. Parlamento isterse bir dönem daha oluyor. Yani onu işte tartışıyorlar hukukçular, kesin bir şey söylemiyorlar. İki, yine bunun kadar önemli bir nokta. Yani Avrupa Birliği'nin tavrı, işte Amerika'nın Türkiye'ye uygulayabileceği bir kısım baskılar, bütün bunlar, ki bunların içerisinde birini siz de ifade ediyorsunuz. Yani ben güçlüyüm, dolayısıyla ben milletimin desteğini arkasına almış demokratik bir liderim görüntüsü için bir erken seçim düşünülebilir ama Türkiye'de tabii bu pandemi şartlarında hele hele kışın ortasında yapılacak bir seçim, doğrusu yani olmaz mı? Türkiye'de her şey olabilir de ama sonuç itibarıyla çok tartışılan bir seçim olur. Onu öncelikle belirtmek isterim. Yani bu tartışma geçmişteki tartışmalar gibi olmaz. Demokrasini... Eyvah, dondu mu? Tamam, peki. Bir dakika. Evet, şimdi hemen tekrar bağlarız çünkü son iki sorum daha olacak. Geldi mi? Tamam. Geldi mi? Evet.
Geldi telefon çalınca. Tamam. Şimdi şöyle, buradaki asıl konu şu. Yani bu ihtimallerin hepsi üst üste konulduğunda bir seçim düşünülebilir ama tekrar söylüyorum, eğer 2021'in ilk yarısında bir seçim olursa, bu seçim için verilen kararın Deva Partisi'nin ve Gelecek Partisi'nin önünü kesmek için, hatta Sayın Muharrem İnce'nin, Sayın Mustafa Sarıgül'ün önünü kesmek için bir karar olduğu toplum tarafından düşünülür ve bu bir mağduriyet alanı oluşturur ki mağduriyetin ne anlama geldiğini en iyi bilen partilerden birisi AK Parti'dir ve böyle bir yanlışa girmeyeceğini düşünüyorum. Peki. Onun için 2021'in ikinci yarısı diyorum. Peki, o zaman ben bir şey ekleyeyim sizin. Ben biraz daha farklı bakıyorum sizden. Çünkü bir, toplum gerçekten bu kadar duyarlı mı? Bu bir tarafı tabii. Ama mitingler ya da pandemi konusunda bence genel bir yanılgı var. Yani doğru, Cumhuriyet Halk Partisi pandemi nedeniyle müthiş gösteriler yapamayabilir. Diğer partiler yapamayabilir. Ama Tayyip Erdoğan zaten her gün mitingde. Mesela geçen akşam, bunu anlattım burada da izleyicilere, bir şey açıklanacak, yasaklar açıklanacak. 1,5 saat önceden bütün medyaya haber verildi ve Tayyip Erdoğan kürsüye gelmeden tam 1 saat önce bütün hemen hemen bütün kanallar boş kürsüyü ekrana koydular ve beklemeye başladılar. Giderek tabii herkes altyazı Cumhurbaşkanı yasakları açıklayacak derken zannediyorum Türkiye'nin en büyük reytingini, en büyük mitingini oluşturabiliyor bu bir. İki, pandemi kuralları AKP için geçerli değil. Dernekler, vakıflar, diğer partiler kongre, bilmem salon toplantısı yapamazken AKP gayet rahat yapıyor. Üstelik Tayyip Erdoğan hiçbir mesafeye bakmadan çaylar atabiliyor. Yani bunu yapabilirler. Benim kanaatim olarak diyorum. Yani çok fazla diğer partiler yapamaz ama AKP, daha doğrusu Tayyip Erdoğan günün her saati her yerde miting yapabiliyor. Şimdi son zaten olarak bir de şunu söylemek istiyorum. Yeni partiler... Buyurun. Bunu İktidar için söylemiyorum. İktidar zaten iktidar olduğu için, yani medya gücü vesaire noktasında iktidar açısından miting yapamaz demiyorum. Yapmasına gerek var mı, o da tartışılır. Ha işte yapıyor ekranda yani. Diğerlerine ambargo uyguladınız mı bitiyor. Ben muhalefetin bu anlamda özellikle yeni parti kuranların sahada kendilerini gösteremediklerini ifade için söyledim. Evet işte ben de diğer taraf bu kadar duyarlı olur mu diyorum. Yani siz tabii çok demokratik bakıyorsunuz. Bir toplumsal olarak böyle olması gerektiğine inanıyorsunuz da hava olanı onu sordum. Ben bilemiyorum yani. Hava gerçekten böyle bir mağduriyeti hemen topluma anlat. Çünkü kim anlatacak? Ya bütün medyayı kestiğiniz zaman ne bileyim Deva Partisi ya da Gelecek Partisi mağduriyetini anlatacak çıkış noktası işte burayı bulur. Halk TV'yi bulur. Cumhuriyet Gazetesi Sözcü'yü bulur. Ama hani Sözcü gene en yaygını ama hani o anlamda söyledim. Öbür taraf her durumda kuralları çiğneyerek hukuk ve insan haklarına, özgürlüklere hiç izin vermeden yapabilir gibi. Böyle bir son şunu demek sormak istiyorum. Hani konuştuk başından itibaren ama bir de somut olarak iki yeni solda olacak. Yani CHP'den kopma diyeceğim. İki parti geliyor anlaşılan. Mustafa Sarıgül ve Şimdi size yine araştırmacı gözüyle mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Bu son araştırmayı yaparken bu iki ismin parti kuracağı belliydi. O halde soruları sorarken o psikolojiyi gördünüz mü? Yani Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül'de potaya kendilerini attıkları zaman karşılıkları ne olabilir? Bir araştırmacı gözüyle bize nasıl anlatırsınız? Şimdi Can Bey, ben tabii katıldığım bazı programlarda bir değerlendirme yaptığım değerlendirme şu. AK Parti'den kopan Deva Partisi ve Gelecek Partisi doğal olarak kavgalı boşanan çiftlerin bir arada yaşamayacağı hayatın olağan akışı içinde böyle olduğu için doğal olarak bu yeni kurulacak partilerin Cumhur İttifakı'na daha yakın olabileceği, Millet İttifakı'nda olmayacağı şeklinde bir görüş serdettim katıldığım programlarda. Yani Sarıgül ve İnce için mi söylüyorsunuz? Evet, yani onu söylerken bakın tekrar söylüyorum. Bu bir bilgiye dayalı bir şey değil. Yani bu kişilerin beyanlarıdır ve kararlarıdır asıl olan. Çünkü siyaseti ben değil onlar şekillendiriyorlar. Ben sadece sosyolojiyi okuyorum. Okumaya çalışıyorum dahası. Ancak o programdan sonra hem Sayın Muharrem İnce'den hem de Sarıgül'den sitemli değerlendirmeler dinledim. Dolayısıyla
Yani biz daha nerede duracağımıza kendimiz karar veririz. Dolayısıyla biz hiçbir yerde Cumhur İttifakı'nda duracağız ifadesini kullanmadık dediler. Ama Millet ben İttifakı'nda zaten... da olmayacağız lafını ben Sarıgül'ün söylediğini okudum. Yani Sarıgül biz hiçbir ittifakta olmayız şeklinde söyledi. Şimdi belki de değerlendirmeler o yüzden oluyor. Yani eğer Millet İttifakı'nda değilsen doğal olarak öbür tarafa destek vermiş. Yani oy olarak vermiyorsun ama çekerek oylarını vermiyorsun gibi değerlendiriliyor belki, değil mi? Bu seçim sisteminde bir kere baraj, Türkiye'de baraj artık %10 falan değil. %50+1 baraj. Dolayısıyla siz bu ittifakların birinde olmak zorundasınız zaten. Olmadığınızda olmanız düşünülen rakibinize zaten pozitif etki yapıyorsunuz. Yani dolayısıyla yani bir matematik konuşuyoruz sonuçta. Duygusal bir değerlendirme yapmaya gerek yok burada. Dolayısıyla göreceksiniz sosyolojik kararımın yani sosyolojik okumamın arkasındayım ben bu anlamda. Ama yani doğrusu etkisi ne olur bu siyasi partilerin sizin sorduğunuz o. Yani bakın Türkiye'de yaklaşık 3 kişiden birisi partisinden memnun değil. Hep öyle olur yani genel itibarıyla. Yıllardır bu işi yaparız. Bu ay sormadık ama şimdi Aralık çalışmasında soruyor arkadaşlar soru olarak. Yani partinizden memnuniyet durumunuz nedir diye soruyoruz. %3'te biri genelde böyle olur ama bu şu demek değil. Yani gider başkasına oy verir falan değil. Partisine kızar, partisinin politikasına kızar, yöneticisine kızar, uygulamasına kızar, il başkanına kızar, ilçe başkanına kızar. Ama sonuçta gider yine partisine oy verir seçmen. Hatta bu çalışmada bir soru var. 24 Haziran seçimine göre kararınız değişti mi diye sorduk biz seçmene. Evet. %23'lük bir kesim kararının değiştiğini söylüyor bize. Ama bu geçirgenliğin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Bakın başta dedim ki 2.4 ile seçilen bir cumhurbaşkanı var. %23'ün yeri değiştirebileceği bir Türkiye'yi konuşuyoruz. Bütün bunlar ilerleyen süreçte Türkiye'nin politik anlamda çok büyük bir değişime muhatap olabileceğini de bize gösteriyor. Peki şimdi yani, Sayın Kulat. Bir şeyle bitireyim. Tamam. Bu kadar senelik araştırmacıyım. Şu ifadeyi ilk defa bu aylarda kullanmaya başladım. Türkiye 2002'de 3 Kasım'da yapılan seçime çok benzeyen bir fotoğrafla karşılaşırsa kimse buna şaşırmasın. Bunu şunu demek istemiyorum. Yani AK Parti şuraya iner öbürü buraya çıkar anlamında değil. Ama beklenen dengelerin dışında bir denge karşımıza çıkabilir. Onu anlatmaya çalışıyorum. Peki çok çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız ve çok önemli bilgileri bizlerle ve izleyicilerle paylaştınız. Teşekkürler. Yayınımız bitti. Yani şu an itibariyle ben size veda ederken izleyiciye de veda edeceğim. Katıldığınız için tekrar çok çok teşekkürler ederim. Evet değerli izleyiciler bugün burada programımız sona eriyor. Yarın ben yokum. Başta da söylemiştim. Maalesef bir anlamadığım bir Cumhurbaşkanı'na hakaret davasıyla karşı karşıyayım. Yarın adliyedeyim. Dediğim gibi rica ettik hani acaba öğleden sonra alınır mı diye ama Cumhurbaşkanlığı tarafı da geleceği için alamayız. Yani böyle bir talepte bulunamayız dedi avukat arkadaşlarımız. Onun için ben de mecburen gideceğim. Evet, Cuma günü saat tekrar 10'da sizlerle birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın, iyilikler diliyorum.